Merhaba. Şimdi bakalım. Instagram'da ilave geliyor. İnşallah. Tamam. Bugün biraz garip bir ayarım var. Çünkü biraz önce telefon ayağım kırıldı. Aferin bana. Neyse. Hala yapabiliriz. Konu olarak sizden gelen bir soru var. Ben şimdi kimden geldi ya? Aklımı unuttum. Tutmadım. Ha, Yeliz Hanım'dan. Sabunumuzu hayalardan. Bu soru geldi ve konu doğal sabun formülü nasıl yapabilirim? Neye dikkat etmem lazım? Şimdi size aynı zamanda böyle bakmaya başarıyorsam daha güzel. Yani doğal sabun biliyoruz biraz karmaşa bir iş, bir kendi bir formül yaratmak için biraz zor. Ama genelde birkaç tane püf nokta demek belki doğru değil ama bir iskelet var. Onu uygulanıyorsanız güzel bir sabun her zaman elde edebilirsiniz. İlk olarak buna ne önemli? Yani basit olarak katı yağla daha sert bir sabun yapıyorlar. Sıvı yağla daha yumuşak bir sabun yapıyor. Onu da aklınıza tutun. Diğer önemli şeylere, pardon, evet izleyenler var. Diğer önemli şeylere köpük istiyoruz, sert bir sabun istiyorsunuz ve tabii ki bakım istiyorsunuz. Bunda üçü bir standart karışımı var. Bu mesela Hindistan cevizi yağı köpük için, palmiye sertliği için, zeytinyağı bakım için. Şimdi bugün palmiye alternatifle ve şöyle daha detaylı girmek istemiyorum ama yani bu isterseniz başlangıç seti olarak böyle kullanabilirsiniz aklınızda. Yani dediğim gibi köpük, sertli bakım. Hindistan cevizi, palmiye ve zeytinyağı. Daha hoş, daha farklı bir sabun yapmak istiyorsanız bunu biraz değiştirebilirsiniz. Ve genelde %30 köpük, %30 sertli, %30 bakım ve %10 ilave yağları, o özel ihtiyaç olabilir, moda da olabilir, yani olarak kullanabilirsiniz. Burada mesela en basit olanı, pardon, bir kez kafamı çevirmem lazım. %30 zeytinyağı, %30 palmiye, %30 zeytin, pardon, %30 Hindistan cevizi ya köpük için, %30 palmiye sertliği için, %30 zeytinyağı bakım için ve isterseniz mesela %10 badem yağı olabilir. Ya da ne olabilir? Kenevir yağı da olabilir. Aloe vera yağı da olabilir. Şimdi köpük veren yağlar nedir? Onu da önemli. Köpük veren yağlar klasik olarak Hindistan cevizi yağı. Onu herkesi biliyoruz. Alternatif olarak palm kernel yağı kullanabilirsiniz. Baba suya veya muru muru butter. Buna tabii ki Türkiye'de temin etmek biraz zor ama yani fikriniz olsun. Genelde hala herkese Hindistan cevizi yağı tercih ediyor. Hem hesaplı bir yağ, hem kolay ulaşabilecek için, hem de dertli bir yağ değil, palmiye gibi mesela. Ondan yani o güzel bir standart temel yağ olarak. İkinci köpük verici olanlara palm dedim. Biraz önce başka ne olabilir? Pardon. Ben tekrar köpük dedim, değil mi? Sertlik için. Numara 2 sertlikti. Sertlik için palm yağı olabilir. Vegan ya da vejetaryen bir derdiniz yoksa iç yağ, don yağı olabilir. Herhangi bir hayvanda. O da büyük fark yaratmıyor. Kokum, ilipe ve shea butter olabilir. Mango butter da kullanabilirsin sertlik için. Bunlar genelde yani biraz keyif işi, biraz da Nirvana yok elinizde ulaşmak için. Ama genelde dediğim gibi klasik tariflerde palmiye kullanıyor. Yeni zamanlarda artık şey kakao ya ve shea ya tercih edebilir. Üçüncü grubumuz bakım yağları. Bakım yağları da zeytinyağı dışında. Gene de bütün kolay ulaşabilecek sıvı yağları. Suzum yağı olabilir, ayçiçek yağı, kanola yağı. Başka ne yazdım burada? Kayısı çekirdeği yağı ve çekirdeği yağı veya avokado yağı. Bunlar da tabii ki
tekrar değerlendirmeniz lazım. Çünkü mesela ayçiçek yağı çok hesaplı, kolay ulaşabilecek bir yağ. Ama maalesef raf sabunda güzel bir kıvam vermiyor. Bunu biraz daha detaylı da anlatacağım. Diğer olanı özel ihtiyaç yağları. Ona tekrar dedim yani bu %10 olanları olabilir. Mesela çok kuru bir cildiniz varsa veya kaşınan bir cildiniz var da yulaf yağı, aloe vera yağı olabilir. Ya da şimdi aklıma gelmiyor. Kenevye yağı, böyle buğday yağı. Notlarına bakmam lazım. Ceviz yağı mesela. Bu da tabii ki tekrar raf ömrü önemli. Ve da elinin var mı yok mu? Bir nokta olarak Hint yağı. Ama Hint yağı hem yapısı nedeniyle ve hem verdiğin özellikle nedeniyle diğer kategoriyle tam birebir girmiyor. Yani her sabunda köpüğü çoğaltmak istiyorsunuz, köpüğü desteklemek istiyorsanız Hint yağı kullanın. %3-8 arasında çok daha yukarıda gitmeyin. Ama Hint yağı bu tarafta çok güzel bir yağ. Hem de çünkü nemlendirici özelliği var. Ve o nemlendirici özelliği özellikle yağ asit profil nedeniyle çok iyi bir nemlendirici. Çok ilginç bir nemlendirici. Hint yağı ilgili isterseniz ayrı bir bölüm de yapabilirim. Zaten yağları tek tek de yavaş yavaş anlatmak istiyorum ileride bölümlerde. Neden hep böyle bir kısa yapıyorum? O da burada geçiş yaparken söylemek istiyorum. Şu anda Instagram 10 dakika sadece izin veriyor. Ondan yani 10 dakikadan fazla pek olmuyor. Şimdi kategorilerimiz vardı. Köpük, seyahatli, bakım. Bu gruplar için de tabii ki istediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Sadece zeytinyağı kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz zeytinyağı, ceviz yağı ve kenevye yağı kullanın. Palm yağı kullanmak istemiyorsanız kakao ya shea butter karışım da kullanabilirsiniz. Yani onu kendinize değerlendirmeniz lazım ve istediğiniz yağlara da daha detaylı da önce bakmanız lazım. Çünkü yağ seçerken bazı faktörlere bakmamız lazım. İlk tabii ki herkes için önemli fiyat. Diğeri tabii ki ulaşmak mümkün. Yani elinizde var mı yok mu? Satın almak mümkün yok mu size? Instagram'da şimdi çok güzel onu görmedim. Pardon. Pembe telefonumu gösteriyorum size. Diğer tabii ki yağların raf ömrü. Yağların raf ömrü direkt sabun raf ömrü etkileniyor. Şimdi ya sabun bozmaya pek yapmaz ama üstünde böyle garip garip turuncu sarımsı noktalar oluyor. Ve zamanla koku değiştiriyor. Yani kullanmak hala mümkün. Bir sıkıntı yok. Ama koku bozuk yağ olabilir. Ya da sadece şanslıysanız hala sadece görünüm olarak noktalar var. Buna bir kullanma karşı bir sebep değil ama hoş da değil. Diğeri de tasarım ihtiyaçları. Yani mesela çok ebrulu, çok detaylı bir sabun yapmak istiyorsanız daha sıvı yağ kullanmaya tercih edin. Çünkü katı yağlar daha çabuk sabunlaşmaya geçiyorlar. Yani daha çabuk katılaşıyorlar. Bu yüzden çok detaylı, çok ebrulu bir şey yapmak istiyorsanız sıvı yağ miktarı yüksek tutmanız gerekiyor. Aynı zaman sabun seyahatle nasıl istiyorsunuz? Yumuşak bir sabun, lavaboda dayanıklı bir sabun mu olsun? Ona göre yağları seçmeniz gerekir. Nasıl tarz bir köpük de istiyorsunuz? Hindistan cevizi ya çok güzel, büyük, fluffy İngilizce diyorlar. O da yani çok böyle kabarık bir köpük yapıyor. Zeytinyağı tam tersi, incecik, çok yoğun bir köpük yapıyor. Ve o tabii ki biraz keyif işi. Herkese farklı bir ihtiyaç var. Herkese farklı bir şey istiyor. Ama onu da deneyerek yapmanız lazım. Çünkü bile arkadaşın beğendiğiniz bir sabunda sizin beğenmeye denk gelmiyor. Çünkü evdeki su sertliği de önemli. Yani kireçli bir suyunuz varsa köpük verici de çok daha yüksek miktarda kullanmanız lazım. Sıvı bakım
ilgili yağ miktarları yüksekse o zaman şu şu garip garip yapışma lavabo kenarda kireçle bağlayınca böyle garip garip bir film oluşuyor. Yani o çok kireçli sudan kaynaklanıyor. Ama elinizde mesela çok yumuşak bir suyunu var ya da arıtmadan geçiyorsa o zaman çok köpük verici yağla kullandığınız zaman, yüksek miktarda da kullandığınız zaman sabun sanki elden çıkmıyor. Sürekli kaygan oluyor. Yani durulmak çok zor oluyor. Başka ne? Özel durumlar tabii ki. Ailenizde bir tane fındık alerji olan varsa fındık yağı kullanmayın. Yani genelde yağları sıkıntı her zaman yapmıyorlar özellikle sabun olarak ama denemek için bir alerjik durum doğru olmayabilir. Diğeri de mesela ekolojik bir düşünceniz varsa, palmiye mesela orangutan dertleri var. Herkesi bu yüzden kullanmak istemiyor. Vegan bir şey istiyorsanız ya da organik bir sabun yapmak istiyorsanız ona göre tabii ki yağlarınız da daha dikkatli, daha farklı şeylere bakarak seçmeniz gerekiyor. Cilt bakım ihtiyaçları. Bak. Cilt bakım ihtiyaçları yani her yağ her cilt için uygun değil. Mesela ne olabilir? Suzam yağı kullanıyorsan genelde aknelisi, vicile cilt için suzam yağı her zaman iyi olmuyor. O tabii ki de biraz da diye karışımlardan kaynaklanıyor ama bu yüzden şu iskelet yani şu 30-30-30 ya da 3'te 1'i kullandığımız olanları size bir kalep olarak, bir iskelet olarak kullanın ve kendinizi deneyerek doldurun. Çünkü yani ben mavi beğeniyorum, siz mavi beğenmiyorsunuz. O zaman bunun için aynı oluyor. Yani şey, ben böyle bir köpük beğeniyorum, siz böyle bir köpük tercih ediyorsunuz. Sizin elinizde o yağ var, onu kullanmak istiyorsunuz. Bu yüzden da yapıyorsunuz. Yani bunla da deneyerek, oynatarak yapmanız lazım, öğrenmeniz lazım. Şimdi tekrarlamak istiyorum kısaca. Yani sert sabun, sert yağla sert sabun yapıyorlar, sıvı yağla yumuşak bir sabun yapıyorlar. Köpük, bir köpük verici yağ lazım, bir tane sertliği destekleyen yağ lazım, bir tane bakım ihtiyaçları karşılaştıran yağ lazım. İsterseniz onu 3 eşit parça olarak kullanabilirsiniz ya da biraz daha detaylı, daha hoş bir sabun, hoş doğru değil yani daha şık bir sabun yapmak istiyorsanız %30 Hindistan ceviz yağı ya da köpük verin, %30 sertle için kullanın bir yağ, %30 bakım için kullanın ve %10 arası gibi daha detaylı, daha özel bir yağ kullanın. Son %10'dan Hint yağdan karıştırabilirsiniz ya da her bölümden birazcık düşürerek de yapabilirsiniz. Yani temel sabun tarif oluşumu bu. Köpük, sertlik, bakım. İçi kendinize göre doldurun. Elinizde ne varsa, canın ne istiyorsa o hepsi yani size bağlı. Ama dediğim gibi şu kalıp, bu üçlü kalıp olarak kolay kullanmak. Hesaplama ayrı bir blog yazımda var. İsterseniz şu anda bir sabun hesaplama programı hazırlanıyoruz. Türkçe istediğim için biraz daha uzun sürdü düşündüğümden. Ama ona inşallah gelecek sene başında umuyorum yani. Şubat ihtimali de var, yayına geçecek. Ve sorunuz varsa bu konu ilgili yorum olarak bırakın. Biliyorum live'larda cevap her zaman direkt veremiyorum. Her iki ekranda bakamadığım için bir. İkinci de zaman kısıtmamız var Instagram nedeniyle. Ondan biraz daha o sıkıntı var. Umuyorum yardım edebilirdim. Bildiğim anda bana da bir tane like ya da beğen atın. Etmediysem de nerede takıldınız, nerede sorun kaldı onu da bana yazarsanız çok sevinirim. Ve gelecek hafta palmiye ilgili konuşacağız. Başka bir konu istiyorsanız gelecek projelerde
pardon, proje değil. Gelecek sabun Atelier Life'da bana yorum olarak bırakın. Dediğim gibi gelecek hafta Palmia, bundan sonraki hafta Kostik İndirim ve Süperfett aradaki fark ne ve nasıl onu yönlendirebiliriz konuşacağız. Bir sonraki hafta henüz bir konum yok. Kalpler ve beğeniler için çok teşekkür ederim ve görüşürüz. Bye bye. Finish.